Hayat ağacından herkese merhaba. Bir ortama girdiğinizde atmosferin bir anda değiştiğini hissettiniz mi? İnsanların tavırlarında bir durgunluk olduğu, konuşmaların birdenbire bire kesili verdiği ve gözlerin size doğru çevrildiği anlar yaşadınız mı? Ya da insanların etrafınızda genellikle ürkek ve nazik adımlarla dolaştığını fark ettiniz mi? Güçlü bir varlığa sahip olmak elbette takdir edilesi bir özelliktir. Bu dikkatleri üzerinize çeken, özgüven ve otorite dolu bir aura taşıdığınız anlamına gelir. Fakat aynı zamanda etrafınızdakiler için biraz korkutucu da olabilir. İnsanlar sizin gölgenizin altında kaldıklarını hissedebilir, yaklaşmaktan çekinebilirler. Çünkü sizinle etkileşime girdiklerinde nasıl bir tepki alacaklarını öngöremiyor olabilirler. Güçlü, iddialı ve özgüven sahibi olmak harika özellikler olabilir. Ancak biraz sıcaklık ve dostluk karıştırmak da o kadar önemlidir. Farkında olmadan ürkütücü bir izlenim verdiğiniz durumları belirlemek, daha anlamlı ilişkiler kurma yolunda büyük bir adımdır. Bu adımı atıyor olmak, kişiliğinizden ödün vermek değil, etkileşimlerinizde daha yaklaşılabilir ve uyumlu hale gelmektir. Bu videoda farkında olmadan insanları ürküttüğünüzü gösteren 8 işareti ele alıyoruz. İddialı olmak iyi bir özelliktir. Düşüncelerinizi ve sınırlarınızı muhatabınıza açıkça iletebilmenizi sağlar. Ancak unutmayın, herkes aynı şekilde iletişim kurmaz. Bazıları için bu doğrudanlık düzeyi ürkütücü, agresif ve hatta saldırgan olarak algılanabilir. Aşırı iddialı olmak veya çok doğrudan bir dil kullanmak iletişimde engel oluşturabilir ve karşınızdaki kişiyi savunmaya geçirebilir. Bu nedenle düşüncelerinizi açıkça ifade ederken bile daha yumuşak bir ton kullanmak Karşınızdaki kişinin duygularını incitmeyecek şekilde iletişim kurmaya özen göstermek imajınızı yumuşatabilir ve etkileşimlerinizi zenginleştirebilir. Ciddi olmak her halükarda gayri ciddi olmaktan evladır. Böyle ciddi bir görüntü vermek genellikle güçlü bir karakterin işareti olarak görülür ama aynı zamanda etrafınızdakilerin alanınıza zor geçiş yapmasına da neden olabilir. Duygularınızı sıkı sıkıya sakladığınızda insanlar sizinle derin bağlar kurmakta zorlanabilir. Bunu aşmak için biraz gevşeyip ördüğünüz duvarlarda açık kapılar bırakabilirsiniz. Ciddiyet ve neşe arasındaki dengeyi elden bırakmadan tabii ki. Zaman zaman esneklik göstermek, kişisel anekdotlar paylaşmak, mizahı kullanmak ciddi dış görünüşün altında alakalı ve anlayışlı biri olduğunu gösterir. Etkileşimlerinizi daha davetkar ve daha az ürkütücü hale getirir. Eğer insanların size yakınken huzursuz veya endişeli göründüğünü fark ederseniz, muhtemelen sizi sinirli ve ürkütücü buluyorlardır. Göz temasından kaçınma, huzursuzca kıpırdanma veya fiziksel mesafeyi koruma gibi işaretler muhatabınızın sizi rahatsız edici veya tehdit edici bulduğunu gösterebilir. Beden dili oldukça önemli bir iletişim aracıdır ve insanların duygularını, düşüncelerini ve rahatlık seviyelerini yansıtır. Bu tarz işaretler gördüğünüzde yapmanız gereken, iletişimde ilk adımı atmak, nazik bir davranış sergilemek ve ilgi göstermek, sohbeti başlatmak, ortak ilgi alanları bulmak için çaba sarf etmektir. Bunlar iletişimi geliştirmenize ve güçlü ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. İnsanlar güçlü ve özgüven sahibi varlığınızdan etkilendiği halde size övgülerini sunmaktan kaçınıyorlarsa, sözlerinin nasıl karşılanacağından endişe ediyorsa, bu sizi ürkütücü bulduklarından olabilir. Övgülere ve geri bildirimlere değer veren biriyseniz böyle bir durum sizi üzebilir. Bunu değiştirmek için iletişimde daha samimi, duyarlı ve anlayışlı bir yaklaşım benimsemelisiniz. Böylece muhatabınızda bir güven inşa edebilir, karşılıklı iletişimi teşvik etmiş olursunuz. Başkaları tarafından ürkütücü olarak algılandığınızın belirgin bir işareti yapılan diyaloglarda genellikle sizin ana konuşmacı ve diğerlerinin pasif dinleyici olmasıdır. İnsanlar fikirlerini dile getirmekten çekiniyorlarsa Olası çatışmalardan veya onaylanmama korkusu nedeniyle görüşlerini ifade etmekten imtina ediyorlarsa sizi korkutucu buldukları için olabilir. Bu durumu değiştirmek ve karşınızdaki kişiyi sohbete dahil etmek için bakış açıları hakkında sorular sorabilir, farklı fikirlere değer verdiğinizi gösterebilirsiniz. Mükemmeliyetçi olmak ve hatalara tahammül edememek sizi korkulan ve ürkülen bir insan olarak gösterebilir. Çünkü böyle bir durumda etrafınızdan beklentileriniz yüksek olur. Her zaman kusursuz olma arayışında olan biri, etrafındakilerin yapacağı hatalara öğrenmeyi ve gelişmeyi teşvik edici, yapıcı geri bildirimlerle yaklaşmaz da agresif tavırlar sergilerse gerilimi tırmandırmaktan, kalp kırmaktan başka bir şey yapmamış olur. Her insanın her an yeni şeyler öğrenen bir varlık olduğu, tecrübe denen şeyin zamanla oluştuğu, sabrın böyle durumlarda gerçekten de işe yaradığı unutulmamalıdır. Sürekli olarak karar verme pozisyonunda bulunuyorsanız, bu işi bazen de başkalarına bırakmıyorsanız, etrafınızdaki insanlar kişiliğinizi baskın bulabilir, sizden çekinip silik bir rol oynayabilirler. Liderlik nitelikleri taşıyan biri olabilirsiniz. Fakat yine de diğer insanları da karar alma süreçlerine dahil etmeli, görüşlerini ve düşüncelerini samimiyetle değerlendirmeye almalı, varsa karşı görüşlerinizi, eleştirilerinizi bundan sonra ortaya koymalısınız. Böyle bir istişare ortamından çıkacak karar, nihayetinde sizin kararınız olsa bile daha kabul edilebilir bir karar olur. İnsanların sürece katıldığı ve kendilerini değerli hissettikleri ortamlarda gerilim ve çatışma olmaz, daha iyi fikirler ortaya çıkabilir. Ne demişti Ziya Paşa, barikayı hakikat, müsaademeyi efkardan çıkar. Yani hakikat kıvılcımları fikirlerin çatışmasından çıkar. Çevrenizdeki insanlar katıldıkları sosyal etkinliklere, buluşmalara, toplantılara sizi davet etmiyorsa, muhtemelen bu tarz rahat ortamlarda enerjinizi fazla bunaltıcı buluyor olabilirler. Bu tür bir algı genellikle iletişim tarzınız, davranışlarınız veya kişilik özelliklerinizden kaynaklanabilir. İnsanlar sizinle etkileşime girmekten çekiniyor olabilirler. Eğer bu durum sizin için rahatsız edici boyutlara ulaştıysa, iletişim tarzınızı gözden geçirmek ve başkalarıyla daha iyi etkileşim kurmak için bazı adımlar atmalısınız. Mesela eğlenceli bir yanınızda olduğunu göstermek, sosyal etkinliklere dahil edilmeniz konusunda etrafınızdakilerin istekli olmasını sağlayabilir. Videoyu beğendiyseniz hayat ağacına abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.